Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Asfalt 9 videosu sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte yeni sezon olan Dünya Turu sezonunu inceliyor ve oyuna yeni gelen ufak tefek eklentileri sizlere paylaşıyor olacağım. Daha fazla Asfalt 9 videoların gelmesi istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğenim Rabbi. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup 1000 açmayı unutmayın. Şuradaki kulüp ödülünü önce bir alayım. Ne var ne yok toplayayım direkt hızlı bir şekilde. Hepsine ihtiyacım var sonuçta. Dönüştürme parası da şudur budur. Şuradan 50K krediyi de aldık. Yeni arabamız var. Pe Peugeot SR1. Öncelikle ardından Nissan. R390 GT1 var. McLaren Senna GT zaten var. Tycoon Speed falan da vardı. Ajdan Dracoma var. Bunlar zaten sezon ilk parçasında. ilk parça gelen arabalar. Bir de ikinci partıda gelecek olanlar var. Neyse ödüllerimizi falan bir toplayalım. Oyuna yeni bir şey geldi bu arada. Baya hani sağlam bir ee, eklenti geldi. Clash Royale'deki Joker kart sistemini bilenden vardı. Aynısı Asphalt 9'a da getirildi. Bu bayağı boşuma gitti. Bakın Joker şovu diyor. S sınıfından D sınıfına kadar hepsinin gördüğünüz gibi ee, Joker kartları mevcut. Bunları istediğiniz gibi kullanabileceksiniz gibi duruyor eğer mümkünse. Ben direkt hızlı bir şekilde S sınıfına geçip oradan güzel bir araba alıp tabii ki de D'yi tercih edeceğim. Tabii ki de Bugatti Chiron'u da tercih edeceğim. Başka hangi arabayı tercih edebilirim? Direkt olarak tak şu Bugatti Chiron'umuzu alalım. Ufak tefek görsel iyileştirmeleri var bu arada çizim barlarında vesaire. O da güzel. Yani minik böyle güzelleştirmeler, güncellemeler de gelmesi benim için güzel açıkçası. Ben bu tarz şeylere çok olmasa da önem veriyorum. ya. Yani. en azından oyunun güncellenmesine dair ufak tefek eklentiler hani. Bu arada bir de nitro o, e, kuralı da var. Yani arkadan neto ile falan takip etme olayı da var. Güzel güzel. Hızlı bir şekilde gereken sürenin altına düşüp oradan Joker kartımızı alabiliriz. Acaba sadece belli sınıflarda mı kullanıyor? Belli sınıf derken yani. Belli nadirliklerde mi kullanıyor yoksa istediğimiz gibi direkt kullanabiliyor muyuz? S sınıfında direkt zaten malum sadece destansalar var. Herhalde S sınıfında istediğimiz gibi kullanabiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ama aynısı... Diğer sınıflar için geçerli mi? Ben onu fazlasıyla merak ediyorum. Neyse onu öğreneceğiz zaten birazdan. Eğer istediğimiz gibi kullanabiliyorsan muazzam bir şey bu. Bayağı bir beğendim hani. Şu an henüz hiç şoker kartım olmadı. Zaten ilk defa sizlerle beraber sezonu şu anda oynuyorum. Ee, bir de araba ve etkinliği var işte onu bir oynadım. Onun şey hiçbir yarış yapmadım ekstra. O araba yarışını da birazdan sizlere göstereceğim merak etmeyin. Çünkü o araba olmadan sezon etkinliğini yapamıyorsunuz. Yani elimden geldiğince kasmaya çalışmam lazım. D sınıfı bir araba. O sebepten ötü olarak da ekstradan kasması zor. Evet mükemmel bu arada. Mükemmel. Bir de enkaz olmamız eksikti zaten. Umarım süre yeter de. Başka bir şey istemiyorum ya. Boşa bilet harcamış olmak istemiyorum çünkü. Evet 1.23'te yarışı tamamlamayı başardık. Oyun bizden kaç istiyordu? 1.28 tamam güzel başarılı. Başarılı bir şekilde gereken kuralı yerine getirdik. Ağında bu arada galiba 6 tane mi depolayabiliyoruz? Onu anlamadım şu anda. 6 tane diyor. ya yani Bu ne anlama geliyor peki? Ağında 3 tane D sıfır mesela Joker Kart diyor. Bunu işte nadir gerekli arabalar için Peugeot SR1 gibi. Ya benim aklımdan başka bir şey geçmiyor şu anda. Bir dakika abi. bir garaja gitmek istiyorum. Bir yandan da ezan okunuyor bu arada haberiniz olsun da. Bilmeyenler için. Joker. Buna tıkladım mesela. He dönüştürebiliyoruz satarak tanesi 45 dönüştürme parası veriyor. Ama ben bunu bunun için kullanmak istemiyorum. Mesela altım var Batista'yı yok. Burada ne olmuyor? Bir dakika Benim hızlı bir şekilde o zaman bir Bugatti şu ana geçmem lazım. Şöyle bir tıklayayım mesela. Ee, artıya basayım. Yok abi. Galiba belli miktarda toplamamız gerekiyor. Emin değilim. Neyse onu zamanda çözeriz. Ya da kullanımlı bilen varsa yorumlar kısmına yazarsa gerçekten çok güzel olur. Onun dışında tabii ki de efsane kart şovu var. Klasik her zaman olur bu zaten. Ee, olay da zaten tamamen bu. Belli sürenin altına düş ki 100 jetonu kazan diye. Yapacağım onu da daha sonra. Hayvanları koruma günü diye bir etkinliği var. Etkinlik var. Buradaki ödülleri aldım zaten. Kısa süren bir yarış olduğu için Aspark O falan var bu arada. Onları direkt kullanabilirmişiz. Peki belli bir araba kullanmamız şart mı? Yok. Yarış kazan yeter diyor. Tamam direkt yapalım bunu ne hızlı bir şekilde yapalım. O zaman Aspark Ovu kullanalım. Zaten yarışın süresi aşırı derecede kısa. O zaman yapalım direkt abi. Direkt yapalım gitsin, çıksın aradan. Zaten bana olan Morgan çiziminden de lazım. Lazım oluyor çünkü belli etkinliklerde. Arababa gelirse maksamaya çalışacağım. Artık yavaştan belli arabaları maksamak zorundayım ki yeni arabalara odaklanabileyim. Zaman kazanmak açısından. Yani bayağı bir kritik hani bu oyunda biliyorsunuz ki. Arabaları maksamak Destans ita parçalarını bulamasanız bile arabaları maksamanız gerekiyor hani. Yoksa sıkıntı yaşıyorsunuz hani sürekli diğer araçlarla vakit harcamanız gerekiyor. Çünkü belli bir yerden o sezon etkinliklerinde araçları fullemezsiniz. ilerleyemiyorsunuz falan. Ve çoğu ödülü de kaçırıyorsunuz bu sayede. Evet yarışı falan kazandık. Lamborghini çizimini aldık. Zaten 30 saniye bile sürmedi yarış. Neden bu kadar kısa bir yarış var onu da bilmiyorum. Şu an 2 tane oldu ondan. Tamam dördüncü aşamanın kilidi falan açılmış. Onları sonra toplarım. Onun dışında başka neyimiz var? Dünya turu şovu var. Bizde şavret korvet olduğu için direkt olarak bu etkinliği oynayıp buradan jeton alabileceğim. O yüzden direkt olarak giriyorum. Direkt yani jetona ihtiyacım olacak çünkü. Olacağına eminim daha doğrusu. Oha lan bu arada o nasıl deniz? Ayna gibi. Bildiğim böyle yansıma veriyor sanki. Değişik. Neyse bu arada bu sezonda bayağı bir araba olmasından da ötürü eğer ki toplayabilirse bayağı bir şeyden kazanabiliriz bu etkinlik sayesinde. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım hangi etkinlikten gelecek? Hangi anahtarlı araba ve etkinliği gelecek? Galiba yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. Bu arabanın etkinliği geleceği söyleniyor. Gelirse bu arabanın etkinliği üzülürüm. Ama bir yandan da destansı ithal parça toplamaya çalışırım. Arabayı komple fullleyebilmek için. Hani arabaları komple fullememiz gerekiyor ki. İlerideki etkinliklerde daha rahat bir şekilde üstünü kurabilelim. Yani bayağı önemli çünkü bu. Bunu yapmak zorundayız yani. Ve hani bu araçların destansı parçalarını elde etmek de mümkün değil hani. Sadece anahtarlı araba tamamlandıktan sonra arabayı aldıysanız sıralamalara girerek elde edebiliyorsunuz. Bir de sıralamalara girmemiz lazım. Hani dümdüz de vermiyor oyun. Zaten hani küçük şansla e, veriliyor, veriliyor ya hani bu arabaların destan sitah parçaları. O asla tutmuyor bende zaten. Asla yani hiçbir şekilde tutmuyor. Seni ve aynen çok güzel. Saf şey etmiş olman güzel oldu. Şuradan bir de rampadan atlarsam garanti bir şekilde öne geçerim. Gayet güzel. Ve arabanın kademesi yüksek olduğu için rakipler bir yandan bir zamandan sonra direkt geriye düşüyorlar. Yapay zeka olduğu için gayet normal yani. Evet güzel. 100 mü 150 jeton mu her neyse alayım mı kardeşim hemen. Evet 150 jeton güzel. 150 jeton iyi bir rakam şu an. 3805 jetonumuz oldu. Aha da joker. Kart direkt olarak alacağım abi. Bu arada azami şeyler aynı mı? Hayır D sınıfında 10 diyor. Daha fazla yani. Acaba fullediğimizde ne oluyor? Seviye atlayıp daha fazla mı depolayabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Onu öğrenmek lazım aslında. Ve bu joker kartları toplamamız gerekiyor. Çünkü lazım olacaktır muhakkak. Neyse ben buradaki günlük ödülleri vesaire direkt olarak aldım. Onun dışında başka neyimiz var? Bu etkinlik ne abi? Ejder Haftası etkinliği benim için önemsiz. Evet araba Peugeot SR1. Ben de BMW i8 olmadığı için Porsche Cayman oynuyorum. Bu sayede ekstradan bir çizim toplayabiliyoruz arkadaşlar. Videoda 8,5 dakika olmuş. Olmuş. Olmuş ne? Olmuş. Az daha oyalandıktan sonra da videoyu sonlandırıp direkt olarak videoları yüklemeye gideceğim. Evet önce Score Hero videosu gelecek. Ardından bu video gelecek. Zaten Score Hero'ya çekene kadar işkence çektim resmen. Öyle böyle değil ama. O kadar büyük işkence çektim ki anlatamam. Cık cık. Hani bayağı bir yordu gerçekten beni. Bir saat uğraşmışımdır şu Score Hero videosunu çekmek için. Yani ne kadar materyalim varsa da ilk bölümden bitirmiş olmam çok can sıkıcı. Ama yapacak bir şey yok abi. Yavaş etmişim şey yok. Oyunu öğrenmem lazım. En azından yeni seri abi. Yeni oyunlar böyle yavaş yavaş gelmeye devam edecek. Dead by Daylight falan gelecek mesela. Swamp atak çekmeyi düşünüyorum. Abi Zaten kanalda bir boşluk var. Ciddi boşluk var. Geçici de olsa doldurmak lazım abi. Yani video olsun da insanlar izlesin de zaten bir şekilde kanal düzeni kurulur abi. Ben bunu önem veriyorum. Neyse rahat bir şekilde de tabii ki de bu etkinin yarışını zamanında tamamladık diye düşünüyorum. Evet 46 saniyenin altına düşünce direkt Peugeot çizimi geliyor. Şu an iki kere yarışı bitirdim. Üç çizim daha alacağım buradan. Ama iki tane paket yok. 2 artı 1. Tamam güzel tamam. Allah'ta 2 artı birmiş. Okey orası güzel. Orası güzel. En azından Peugeot çizimleri toplama şansımız var. Fena değil. Dükkana geçelim. Dükkandaki tekliflere bir göz atalım. Bu arada 170 lira çok fazla ya. Çok fazla abi. Değmez yani. Hiçbir şekilde değdiğini düşünmüyorum. Dünya turu paketi. Buradan ne veriyor? Jaguar, Nissan, McLaren, Senna, GTR falan veriyor. Tamam benim onlarla şu an işim yok. Gerekirse bu arada bu paketten de açarım. Çünkü hani etkinlik olduğu için. BMW i8 mi? i8'i nereden bulacağız peki? Hani gelmesi iyi hoş kasarım da. Belki araba ve etkinliğe gelir. Gelirse tatlı olur. Buradaki çizimleri almayacağım bu arada. Şurada bir tane teklif var. Dünya turu paketinden bir tane veriyor. Ama tabii ki de işe yaramadı. 40 jeton boşa gitti. Onun dışında para harcama istiyor bu arada sonra. Gerçek paradan bahsediyoruz yani gördüğünüz gibi. Tabii ki de almayacağım. Yani 170 liraya verdiği şeye bak Allah aşkına. Kafayı yersin yani. Bu arada klas sezonda falan katılıp buradan biraz para kasıp da ileride böyle güzel arabaları açmaya da çalışacağım. İnşallah yapabilirim ona. Başka bir şey var mı bu arada? Bakınıyorum şöyle be. Galiba ekstra bir şey yok. Sezon etkinliklerine bir göz atalım. Zaten bir tane etkinlik var. O da ne? Drakoma. Drakoma daha doğrusu. Bu arabayı elde etmeden ilerleyemiyoruz. Hani bu arabayı aldık diyelim. He, ondan sonra Jaguar var. E, Jaguar da yok bende. 25 çizimi var. Jaguar'ı nasıl elde edeceğiz abi? Jaguar bu arada B sınıfı mı? A sınıfı. 5 yıldızlı bir araç. Belki bunun arabamı da gelebilir. Hani 30 şartı karşıladıktan sonra ilerlemeye devam edebiliyoruz. Burada zaten kaç şart var? 5, 10, 15, 20, 22, 27, 30, 35, 40. 4 yıldız yaparsak. 4 yıldız yaparsak ama. Neyse kasmaya çalışırım abi. 30 yapayım en azından da şuradaki ödülleri toplayayım. Hani 250 jeton az değil. Ardından ne var? McLaren Senna GTR var. Yani bunun da çizimleri lazım ondan sonra devam edemem yani hiçbir şekilde. Yapacak bir şey yok abi. Bu arabaların hepsi hani ileride gelecek arabalar. Keşke Corvette'i istese. Corvette'den kasardık. Şey de var. Nissan da var bizde. Güzel olurdu. Nissan bizde bir yıldızdı ama olsun. işe yarardı yani. Çok oyuncuda Nissan etkinliği var bu arada. Burada hani çok bir şey vermiyor. Birazcık kredi falan veriyor. Zaten jeton falan toplayana kadar 2300 puan diyor. Zaten 3000 puanda biten bir etkinlik. Yeni kariyer e, geldi mi peki onu merak ediyorum. Şuradan bayrak sayısını anlaşılıyor zaten. 1918'de hala. Yani gelmedi sanırım. Şöyle ileriye doğru bir kaydırayım. Yok abi galiba yeni sezon gelmedi ama geldiyseniz yorumlar kısmında yazmayı kesinlikle unutmayın. Bu e, Lamborghini aracındaki yakın zamanda açarım diye tahmin ediyorum umarım. Zaten Vulkan Titanium falan da fulllemiştik. Daha buradaki kariyeri bitirmem gerekiyor ama ona daha çok var yani çok var dediğim hani bir sürü şey var. Her ne kadar 1399 bayrak olsa da. Neyse arkadaşlar ben ara ara Asfalt 9 yayını yapacağım zaten etkinlikleri sizlerle beraber kasarız. Ha bir de C sınıfı etkinliği var. Elit C sınıfı. Aha da bu arada artık Ferrari ile de oynayamıyoruz. Lamborghini ile oynayabiliyoruz. Oho. Yani elit C sınıfı araçlar eklendikçe benim için kötü oluyor yani. Ne güzel Porsche ile Ferrari ile güzel şeyler yapabiliyorken artık e, Ferrari ile de oynayamıyoruz. Video kaç dakika oldu? 13.5 dakika. Tamam bu da bitirelim ardından videoyu sonlandırırız. Ulan ne güzel Ferrari 5 yıldızlı diye ekstra jeton oluyordum. Artık o e, ihtimalle gitti. Olay da gitti. Şu an acayip derecede üzüldüm buna yani. Bizim yapmamız gereken ne burada? Gelirse Lamborghini araba bundan. Direkt 5 yıldız yapmak ki zaten C sınıfın en iyi arabalarından. ikinci en iyi arabası Lamborghini Gallardo. Ya da abi e, Arinara Husayra aracını fulllememiz gerekiyor. Yani her harikarda fulllememiz gerekiyor. Yoksa e, bayağı bir jeton kazanabiliyorduk. Kazanamayacağız artık. Bu da tabii ki de bizim için berbat bir olay. Şuradan direkt olarak uçalım. Gayet güzel. Bari güzel bir süre yapalım da. Oradan biraz jeton gelsin. Ne olur Allah aşkına. Ve yarışı kazanmak zorunda mıyız? Onu hatırlamıyorum. Galiba zorunda değildik. Ama belli sürenin altına düşmemiz gerekiyor. Bakalım umarım düşebilirim. Ki Lamborghini Galarda 3 yıldız olmasa da güzel performans sergiliyor bu arada gerçekten. Gerçekten beğendim yani performansını. 1 e, bir dakika 1.5 bir saniyede falan yarışı tamamladık. Birinci şekilde tamamladık. Ee, Lamborghini Gallardo ha 35 jeton. Bir, ee, evet abi maalesef artık şu ödülleri alamayacağız. Buradan direkt 100 jeton geliyordu, artık alamayacağız abi. Çok berbat bir durum yani, baya kötü. Yani kafadan 100 jeton ödülü kaybettim yani. Çok kötü, gerçekten çok kötü. Neyse arkadaşlar, yavaştan ben videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni sezon bir şekilde umarım beğenmişsinizdir. Güzel eklentiler var, özellikle Joker olayı. Bu arada şu A yazan ne bilmiyorum yani açık olmadığı için şu anda bir şey alamıyorum galiba. Ekstra bir ödül vesaire bir şey olduğunda alabiliyorum sanırım. Emin olmamakla birlikte tam olarak. Neyse sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız izlerken ve destek olmak istiyorsanız. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza daha hala abone değilseniz de abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmak sizlerle başka bir ve çekilerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın unutmayın. Hoşça kalın.